Bereketli mübarek bir aydayız ve mübarek bir ayın bereketiyle beraber de Asko'nun düzenlemiş olduğu iftar çadırındayız. Ramazan'ın başlangıcından bugüne artık sonlarına da yaklaşma, yani yarısını da geçtik. Başkanım var yanımızda, Asko'nun başkanım ve bizim için de değerli bir başkan ve Büyük Orhanlı kendisi, aynı zamanda da milletvekili adayımızdı. Hepsini sırasıyla değerlendireceğiz. Şu anda arkamda gördüğünüz gibi iftar çadırımızda yemeklerimiz dağıtılıyor. Biz hemen başkanımıza sorularımızı uzatacağız. Efendim, biz sizi tanıyoruz ama sizler bize ekrandan kendinizi anlatır mısınız? Evet, çok teşekkür ederim öncelikle bizi konuk ettiğiniz için. Ali Turgut adım, Büyük Orhanlıyım. Orhan Gazi'de ikamet ediyorum. Mesleğim malum müşavirlik. Aynı zamanda bir aile şirketimiz var tekstille ilgili. O ticari faaliyetimiz var. Şu anda Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Bursa Şube Başkanlığı yapıyorum. Burada da iftar çadırımızda bulunuyoruz. Bize yer verdi. Çok teşekkür ederim. İftar çadırımızı bu sene geleneksel hale getirdik. Sekizincisi çok şükür. Allah ömür ve fırsat verdiği sürece de inşallah bunu devam ettireceğiz. Gerçekten Ramazan ayı mübarek bir ay, bereketli bir ay. Rahmeti bol, bereketi bol bir ay. Bununla beraber aynı zamanda kardeşliğin pekiştiği, birliğin, beraberliğin pekiştiği bir ay olması hasebiyle burada, Bursa'mızda gariban, fakir veya yolda kalmış kardeşlerimize beraber yaklaşık her gün 700 kişiyle beraber iftar ediyoruz. Bundan dolayı da yani çok gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz, seviniyoruz. Yani biz Asko olarak bizi bu mutlu ediyor. Bu mutluluğumuzu yani zenginlerimizin sponsor olarak hayırsever zenginlerimizin, üyelerimizin karşıladığı bu iftar sofralarını yine bu arkadaşlarımızla beraber aynı sofrada iftar etmekten dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Gerçekten güzel bir Ramazan iklimine uygun bir şekilde bugüne kadar devam ediyor. İnşallah bundan sonra devam edecektir, inanıyorum. Az önce söyledim, bu sene 8.sini düzenliyoruz. Geleneksel hale getirdik. Bu arada tabii bu yeri bize tahsis eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Altabey'e de burada teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Yerle ilgili bize destek oluyorlar. Bu yeri bize tahsis ediyorlar. Biz de inşallah Bursa'mıza, Bursalı kardeşlerimize beraber burada iftar sofrasında beraber onlarla beraber oluyoruz. Efendim, Asko'nun faaliyetlerinden bir tanesi sadece Ramazan'da iftar çadırları değil. Asko neler yapıyor Bursa'da? Evet. Asko İş Adamları Derneği.
biliyorsunuz 1998 yılında İstanbul'da kurulan, Türkiye'de 40 civarında şubesi olan, yurt dışında temsilcilikleri olan bir iş adamları kuruluşu. Buradaki esas amaç tabii ülke ekonomisinin kalkınması noktasında gayret sarf etmek, ülkemizde yaşayan insanların refah seviyesinin artması için yeni alanlar oluşturmak üzere kurulmuş bir dernek. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren arkadaşlarımız var. Makineden, tekstile, inşaattan, hizmet sektöründe olan arkadaşlarımız var. Tabii biz öncelikle üyelerimizin ticari faaliyetlerini artırmak, ihracat kabiliyetlerini yerine getirmek, ithalat işlerini kabiliyetlerini artırmak amacıyla daha çok ülkemizin ekonomisinin kalkınması için, ihracatımız artması için, milli gelirimiz artması için çaba sarf eden bir kuruluşuz. Sanayileşmesinin daha ileri bir seviyeye gitmesi için gayret sarf ediyoruz. Bu bizim asli görevimiz. Ama bununla beraber işte buradaki iftar sofrası da sosyal sorumluluk olarak üzerimize düşen bir sorumluluk. O açıdan İş Adamları Derneği kimliği altında inşallah bu faaliyetlerimize devam ediyoruz. Burada tabii sadece üyelerimize yönelik eğitim faaliyetlerimiz var. Yine fakir öğrencilere yönelik burs faaliyetlerimiz var. Yine sosyal ve kültürel noktada, ekonomik alanda farklı eğitim konferanslarımız var, eğitimlerimiz var. Yine yeni girişimcilerin, yeni sanayicilerin, yeni ticaret erbaplarının oluşması için yine KOSGEB'le işbirliği içerisinde bulunduğumuz bir eğitim programımız var. Yani inşallah biz ümit ediyoruz ki Türkiye 2023 hedeflerine ulaşması için askın olarak üzerimize düşeni yapmak için gayret sarf ediyoruz. Sosyal projelerde yer alıyor musunuz? Tabii. Yani zaman zaman bu sosyal projelerde yer alıyoruz. Özellikle biliyorsun Bursa'nın kanayan yarası var. Son zamanlar uyuşturucu ile mücadele ile ilgili bir faaliyetimiz var, eğitim faaliyetimiz var. Bununla ilgili inşallah üyelerimize yönelik, Bursa'ya yönelik bu faaliyetleri de bayramdan sonraki süresi daha da artıracağız. Bu bir örnek olsun diye söyledim. İnşallah biz yani Bursalı bir vatandaş olarak, Bursalı olarak Bursa'da yaşayan kardeşlerimizin her türlü sorunuyla da ilgilenmek tarafındayız. İnşallah gayret sarf edeceğiz bunu. Yani Anadolu aslanı boşuna gelmiyor, öyle değil mi? Evet. Anadolu aslanının aslında Anadolu insanlarına bütün imkanları sunabilme özelliği buradan mı kaynaklanıyor? İnşallah. Evet, buradan kaynaklanıyor gerçekten. Yani insanımızın her türlü sorunuyla, derdiyle dertlenmek için gayret sarf ediyoruz. Evet. İnşallah. Efendim şimdi siz bizim için değerli Büyük Orhan, buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Büyük Orhanlısınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Büyük Orhanlısınız, Orhan Gazi'de yaşıyorsunuz ama sonuçta ata toprağı. Tabii. Esas büyük, evet. Her ne kadar Orhan Gazi yaşasak da biz Büyük Orhanlıyız. Ben Büyük Orhanlı hemşerilerime en kalbi duygularıma saygı ve selamlarımı sunuyorum. Tabii az önce de söylediğiniz girişkağıtı biz milletvekili aday adayıydık. Yani daha bölgesi adına milletvekili olma talebimiz olmuştu ama nasip olmadı inşallah. Hakkımız hayırlı olsun. Eğer olabilseydi inşallah Büyük Orhan'la ilgili bazı projelerimiz vardı. Dağ bölgesiyle projelerimiz vardı. Yani o bölgenin geri kalmışlığının artık tarihe karışması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü Bursa büyük şehir, zengin bir şehir, sanayisi olan bir şehir. Aynı paydan Büyük Orhan'ın da, Orhan ilinde, Kelesi'nde, Armancı'nın da alması gerektiği kanaatindeyim. Ama nasip biz tabii milletvekili olsak da olmasak da gücümüzün yettiği kadar bölgeye hizmet etmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diyorum. Ben buradan tekrar hem Büyük Orhan hem de Dağlı hemşehrilerime saygı ve sevgiler sunuyorum. Yani şimdi adaylığımız gerçekleşmedi diye siyaseti bırakmıyoruz, öyle değil mi başkanım? Yok, tabii bırak. Devam ediyoruz. Ya, efendim tabii şöyle bir şey var. Siyasetin girişi olur, çıkışı olmaz. Çıkışı ölüm. Ha, biz tabii yaklaşık 30 yılımızı siyasete verdik. Tabii şu anda aktif siyasette değiliz ama işte sosyal faaliyetlerimiz içerisinde ASKON'la ilgili yine sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama siyaset bırakılmaz. Onu söylemek istiyorum. Şunu sormak istiyorum. Siz bir milletvekili adayı olduğunuz sonuçtan bölgenizi kendiniz daha iyi biliyorsunuz. Dağ yöresine en önemli bir önceliği olan ne olması gerekiyordu? Neye ihtiyacı vardı? Şimdi dağ bölgesi biliyorsunuz en fazla göç veren bölge. Yani nüfusu her geçen gün azalıyor. Bunun sebebi İstanbul olmaması. Yani o bölgenin kalkınması, o bölgeye has kalkınma projeleri ortaya konmuş olsa ben ümit ediyorum ki göç duracaktır. Oradaki insanlar iş İslamı oluştuğunda hem bölge kalkınacak ekonomik olarak hem insanlarımız gurbete çıkmamış olacaktır diye düşünüyorum. Büyük Orhan gerçekten havasıyla, suyuyla, doğasıyla gerçekten çok güzel bir bölge. Sadece
sadece Büyük Orhan değil, Harmacı'yı da, Orhan'ı da, Keles'i aynı şekilde. Bu bölgeye ben bunu top yani beraber olarak bakmak, daha bölgesel olarak bakmak istiyorum. Yani o bölgenin o doğasıyla mutlaka değerlendirilmesi lazım. Doğa turizmi olabilir. İşte o bölgede hayvancılık var, tarım var. Bununla alakalı sanayi geliştirilebilir. Dolayısıyla o bölgenin zenginleşmesine mutlaka katkı sağlanabilir diye düşünüyorum. Evet. Yani Bursa'daki emeklilerimizi de biz Büyük Orhan'a götürebiliriz. İstediğimiz bu aslında zaten. Evet. Tabii yani sadece emekli kenti, gerçi şu anda bir dağ bölgesindeki yaşayan insanın birçoğu emekli olan büyüklerimiz, ama sadece emekliler olmuyor. Gençler de orada olsun istiyoruz. Herkes kendi bölgesinde yerlisin. Yani yani kendi sılasını, kendi bölgesine sahip çıksın. İş istemek, iş aramak için yani belirli bir işte askerliğini bitirip veya üniversiteyi bitirdikten sonra ben ne iş yapacağım, iş düşüncesi olsun istemiyoruz. O bölgede iş bulabilsin istiyoruz. Arzumuz bu, amacımız bu. Hedefimiz bu inşallah. Biz yani elimizden geldiği kadar yine bu bölgeye, bu noktada hizmet etmek için gayret sarf edeceğiz. İnşallah daha güzel sonuçlar da birlikte edeceğiz. Efendim, şimdi artık Ramazan'ın ortasındayız. Sonlarına da gelmek üzereyiz. Önümüzde bir bayram var. Neler söylersiniz tüm Türkiye'ye, Bursa'ya? Tabii. Gerçekten Ramazan ayındayız. Önümüz bayram. Tabii bayram demek mutluluk demek. Ben inanıyorum ki, istiyorum ki, arzumuz olur ki bütün Müslümanların bayram tadında günlerin geçmesini arzu ediyoruz. Ama maalesef İslam coğrafyasında kanayan yaramız var. Bu bölgelerdeki kanın durmasını arzu ediyoruz. Suriye'de, Irak'ta, işte Çin zulümündeki Uygur Türklerin çektiği sıkıntılar var. Yani dünyanın ne tarafında bakarsanız bakın Müslümanlar zulüm altında. Duamız olur ki, ümidimiz olur ki inşallah bu bayram dolayısıyla da bu kardeşlerimiz üzerindeki zulüm kalkar, baskı kalkar. Bu temenni ve duada bulunmak istiyorum. Rabbim yardımcımız olsun, o kardeşlerimize yardımcı olsun diye temenni ediyorum. En güzel dileklerimizle önümüzde bir bayramımız var. Daha bakalım önümüzdeki günlerde hangi dileklerle ekranlarınıza geleceğiz, ama bir güzel sesi biz Askon'dan sizlere duyurmaya çalıştık. Bu güzel temennilerle, bu güzel dileklerle, dualarla hem orucumuzu açıyoruz ve paylaşmakta bereket vardır diyoruz. Gördüğünüz gibi genci, yaşlısı, durumu iyi olan ya da olmayan, sonuçta bu Ramazan'dır, bir iftardır, bir paylaşımdır. Herkesin duaları kabul olsun diyoruz. Efendim, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere konuk oldunuz. Çok sağ olun. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun bizi misafir ettiğiniz için. Biz de size inşallah hem Vizyon Türk Televizyonu hem de sizlere başarılar diliyoruz. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة
muhammedin ve selamun alel mursalin ve selametun ala cemil enbiyai velhamdülillahi rabbil alemin. Kafti ehli iman ve ehli islam ervahı için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el Fatiha. Evet sevgili seyirciler, ASKON Başkan Yardımcımız var yanımızda ve yönetim kurulu üyesi. İftarı beraber geçirdik. ASKON'un düzenlemiş olduğu iftar. İçinde bulunduğumuz aya istinaden, önümüz bayram, ona istinaden ve bu bulunduğumuz ayın içerisinde vermiş olduğumuz iftarlara istinaden insanların duyarlılığını da değerlendirmiş olacağız hep birlikte. Efendim öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Adım Ekrem Cirebal. ASKON Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesiyim. ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak 8 yıldır burada bulunduğumuz yerde ASKON çadırımızı açıyoruz. İyi güzel bir yoğunluk oluyor. İşte insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İftarlarını açtırmaya çalışıyoruz. Manevi olarak onların yanında olmaya çalışıyoruz. 8 yıldır çok güzel gidiyor. Çok yoğun bir şekilde insanların rağbet ettiği bir çadır burası. Buna istinaden bu ASKON Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak çadırımızı her yıl geliştirerek daha fazla insanlara yemek vermeyi hedefliyoruz ve planlıyoruz. 700 kişiyle başladık. Zaman zaman 1000 kişiyi de aşıyor, geçiyor. Bazı akşamlar 1500 kişi de bulduğu oluyor. Yani mutluyuz bu durumdan. Şimdi Anadolu iş adamları olarak sizler bu işe el attınız. Yani bu maneviyata gönül verdiniz ve burada bu insanları, bu kalabalığı topladınız. Peki diğer iş adamlarımızın duyarlılığı konusunda da onlara da bir mesaj vermiş olalım mı? Tabii yani bu bir fırsattır. Yani diğer iş adamlarımızın da bu konuda duyarlı olmasını ve bu vesileyle insanlara yardımcı olmasını tabii ki isteriz. Evet. Önümüzde de bir bayram var. Neler söylersiniz? Bütün İslam aleminin bayramını kutluyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet efendim, bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Siz ne söyleyeceksiniz? Sizi tanıyalım. Ben de ASKON Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Kınacı. Evet. Tabii bizler bu çadır kurmakla hani bir maddi ve bir kazanç elde etmeksizin tamamen manevi duygulara, mübarek Ramazan ayının hürmetine insanlara faydalı olmak için böyle bir organizasyonu yaptık. Çok mutluyuz. Yani buraya her gelen insan bizi onurlandırıyor. Biz çok mutlu oluyoruz. Keşke daha çok bir şeyler yapabilsek. Ama önemli olan bu atmosferde bu manevi havayı tüm Müslümanlarla beraber teneffüs etmek. Evet. Efendim, Anadolu İş Adamları Derneği ASKON'un içerisinde bulunmaktan mutlu musunuz? Memnun musunuz? Tonuna kadar. Keşke daha çok şey yapabilsek. Evet. İnanın ve şunu söyleyeyim. Sadece Bursa değil, Türkiye'deki tüm ASKON şubeleri aynı gayret içerisinde çalışmakta ve biz ASKON'a üye olmaktan son derece mutluyuz. Efendim biz de Türkiye genelindeki ASKON şubelerimize buradan selamlarımızı gönderelim ve kendilerine teşekkürlerimizi edelim. Anadolu'yu temsil ediyorlar çünkü. Bir Anadolu programında Anadolu'yu temsil eden iş adamlarıyla beraberiz efendim. Güzellikler ekranlarınıza yansıtıyoruz ve biz kendilerine bu emekleri sırtlarından harcadıkları için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten maneviyatla yüklüler ve ellerinden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorlar. Keşke herkes onlar gibi olsa, birlik ve beraberlik içerisinde yol almış olsalar. Mutluyuz efendim, değil mi? ASKON'la beraber. Evet, mutluyuz efendim. ASKON'da olmaktan gerçekten mutluyuz. ASKON'un üyesi olmaktan da mutluyuz. İnşallah Bursa'da Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olarak üyelerimizi de çoğaltmayı hedefliyoruz. Evet.
Kaç üyemiz var bizim? Şu anda 170 tane üyemiz var. Yani önümüzdeki yıl sonuna kadar 250 olmayı hedefliyoruz inşallah. Peki ne istiyorsunuz? Ne özellik istiyorsunuz mesela üyelerinizden? Ne olması gerekiyor? Öncelikle iş adamı olması lazım. Yani bizim bazı kriterlerimiz var. Onlara uyması gerekiyor. Bize iyi olabilirler. Yani bizim ailemize katılmalarını tabii ki isteriz. Evet sevgili seyirciler, Askon Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız var yanımızda. Aynı zamanda da Olgun Yemek Sanayi İşletme sahibi kendisi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bugün hatta Ramazan boyunca da Bursa'nın ihtiyaç olanı ve ihtiyaç dışında olanı da iftar saatinde kendilerine bir iftar yemeğinde buluşturdular. Hakikaten de güzel organizasyonla beraber de bu kadar kalabalığı bir araya getirdiler. Her günde 900 kişi, 900'ü geçenler bile var, dışarıda kalanlar var. Yemek yetmeyenler artık haklarını helal etsinler, kusura bakmasınlar. Evet efendim başkanım, neler söyleyeceksiniz? Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Gürbüz Olgun. Evet. Olgun Yemek Sanayi olaraktan Askon'a burada hizmet veriyoruz. 8 yıldır burada iftar çadırında işte çevreden gelen yoksulları, garibanları ve yolcuları herkesi burada doyuruyoruz. Bu hizmeti vermekten gururluyuz. Gerçekten insan bazen gurur duyuyor. Öyle ki yani çok ihtiyacı olan insanlar görüyoruz. Eli ayağı tutmayan insanlar görüyoruz. Onlara burada hizmet vermek bizim için bir gururdur, bir şereftir. Askon ailesi bunu yani Bursa'da çok iyi bir yere getirdi. Çünkü hiçbir kurum, kuruluş veya da dernek 8 yıl üst üste böyle bir organizasyon yapmadı sanırım. Yani Bursa'da yapmadı. Daha önceden belediye destekli oluyordu bu gibi hizmetler ama artık şimdi tamamen Askon'a ait bir hizmet. Burada belediyeden gördüğümüz katkı yer, onun için de belediyeye de teşekkür ederiz. Tabii ki yer de önemli ama Askon ailesi öyle sanıyorum bunu başardı Bursa'da. Çok iyi bir hizmet ettiğimizin kanaatindeyim. Yemeklerimiz de tabii ki iyi. İnsanlar da bizleri tercih ediyorlar. Daha aşağıda işte bazı yerlerde de yemek verilmesine rağmen bu iftar çadırı burada yerini tuttu gibi diyorum. Aslında burada şunu da görüyoruz. Askon'un Bursa'da çok güzel bir yere, değere sahip olduğunu da görmüş oluyoruz, öyle değil mi? Evet. Öyle tabii yani ben 8 yıldır Askon'un içindeyim. Daha önceler belki de Askon kelimesini duymamıştım. Askon'un ne olduğunu bilmiyordum ama Askon İş Adamları Derneği, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği olaraktan Bursa'da çok iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum. Evet, Anadolu Aslanları denildiği zaman bile hakikaten insanın yüreğine apayrı bir güveni de oturtuyor. Tabii ki ya insanlar Anadolu kelimesini duyduğu zaman kendisine farklı bir şey hissediyor. Evet. Evet. Efendim Olgun Yemek Sanayi'yi anlatırsak nasıl gider işlemler? Olgun Yemek Sanayi olarak Bursa'da 11 yıllık bir kuruluşuz. Daha önceden işte kendim de aşçı olarak çalıştığım bir aşçılığı getirdim. Kendime bir yemek sanayi olaraktan kurdum. Çok şükür iyiyiz. İyi yerlere geldiğimize inanıyorum. Burada işin bilincinde olmak, yaptığı işe değer vermek, kalite katmak bir insan için, bir iş yeri için en önemli şey. Eğer bir işi biliyorsan yapacaksın, bilmiyorsan yapmayacaksın. Eğer ben de aşçı olmasaydım, bu işi bilmeseydim, Olgun Yemek Sanayi olarak belli bir yere geleceğimi sanmıyordum. Şimdi iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Hizmet olarak, temizlik, titizlik olaraktan yani iyi yerlere geldiğimize inanıyorum. İnsanlar bizi denesin. Evet, nerelerle çalışıyoruz? Referanslarımız kimlerle işbirliği içerisindeyiz? Bursa'da genelde sağlık kuruluşlarındayız. İşte Kalp Aritmi Hastanesi, Osman Gazi Tıp Merkezi, Medice Hastanesi, Metafizik Fizik Tedavi Merkezi, Full Set Matbaacılık ve buna benzer bir sürü iş yerleri var bizde. 2014 yılı Zübeyde Doğum Hastanesi'nin ihalesi, işte şimdi yine şu anda çalışmakta olduğumuz bir proje var. Bu da Spor İl Müdürlüğü'nün bir kamp işi. Yani iyiyiz, iyi diyorlar. Derneklerle de berabersiniz aslında. Bursa'da dernekler tabii ki yani organizasyonlarında genelde bizi tercih ediyorlar. İşte iftar programlarında olsun, cemiyetlerinde olsun, davetlerinde olsun bizi tercih ediyorlar. Biz de onlara hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Evet. Efendim Askon'un içerisinde kimler var? Askon'un içerisinde genelde
ticari ünvanı olan kişiler, yani iş yeri sahibi olmak, işçi çalıştıramak, ülke ekonomisine katkıda bulunan insanlar var diyebilirim. Her sektörden var, öyle değil mi? Her sektörden var. Yani işte yemek sanayi olaraktan bir iki sektör, kauçukçusundan al, mobilyacısından, tekstilcisinden, gıdacısından, yani bütün her sektörde istediğiniz kişiyi Askon'da bulabilirsiniz. Bugün çok güzel biz bir aradaydık, iftardaydık. 8 yıldan beri de süre geliyor ve bundan sonra da devam edecek. Peki bundan sonra önümüzdeki günlerde Askon'da hangi projeler olacak? Neler bekliyor Askon'u? Şimdi Askon'daki projelerin başında genelde insanlara yardım amaçlı olur. İşte yani insan geliyor. İnsanlara ne gibi hizmetlerde bulunabiliriz? Ülkenin bütünlüğü, beraberliği için ne yapabiliriz? Belediye için veya da yurdumuz için ne gibi projeler geliştirebiliriz? Yani bu gibi katkıları sağlamayı düşünüyoruz. İşte bundan sonraki iftar programlarını sorarsanız, yani inanır mısın, bu yıl iftar programına gelip de işte gelen yıl ben 1000 kişilik yemek vermek istiyorum, beni bu yıldan sıraya koyar mısınız diyen insanlar var, diyenler var. Evet. Bunlar Askon üyeleri mi yoksa dışarıdaki? Pardon, dışarıdan da var, Askon üyelerinde zaten sürekli olarak da bu hizmete aktifler. O zaman aslında bir örnek de teşkil ediyor, öyle değil mi? Dışarıdaki iş adamları da aslında bunun, bu ailenin içerisinde yer alırsa daha etkin olacağını da düşünüyor olabilir. Tabii ki, yani neden olmasın? Yani herkes bunu düşünür. Yani böyle bir hizmet etmek herkesin elinden gelse ne demek yani? Evet. Aslında doğduğun yer değil, doyduğun yer. Doğduğumuz yerler bizim topraklarımız, ata toprağımız ama doyduğun yere hem hizmet veriyorsunuz, hem ekonomiye katkı sağlıyorsunuz, hem Bursa'ya hem Türkiye geneline. Tabii ki şu anda doyduğumuz yer Bursa olduğu için her şeyi Bursa için diyoruz. Evet. Yani çalıştığımız insanlar da tabii ki Bursa'dan, çalıştırdığımız insanlar da Bursa'dan, yaptığımız hizmetler de Bursa halkına yönelik, alımlar, satımlar, her şey Bursa içinden yani. Evet. Tabii her şeyimiz Bursa için. Evet. Efendim, önümüzde bir bayram var. Bayram dolayısıyla neler söyleyeceksiniz izleyenlere, üyelerinize? Üyelerimize, izleyenlere, herkese hayırlı bayramlar dilerim. Tabii ki mutluluk, huzur içinde, ülkemizde, yurt dışında olan insanlara da huzur, gelecek, hayırlı huzurlar diliyorum, ne diyelim. En sevgili seyirciler, Bursa'da Anadolu Aslanları sırt sırta verdikten sonra, birlik ve beraberlik içerisinde olduktan sonra Bursa'nın sırtı yere gelmez diyoruz. Çünkü insan ismi, insan sıfatı olan, insan olan, söylemi olan her yerde Askon var ve biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Efendim çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah bizleri de ailenize ortak alırsınız bir gün diyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Evet efendim, Askon'la bir iftar geçirdik ve iftarımızın arkasından bilgilerimizi aktardık, mesajlarımızı verdik ve diyoruz ki Vizyon Türk Televizyonu'nda Anadolu Kervanı'nda kalın ve lütfen Bursa'yı takip edin. Önümüzdeki zamanlarda bakalım Askon'la Bursa daha neler yaşayacak. Teşekkür ederim. Sağ olun.